Burayı Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Bekliyoruz. Herkese selam dostlar. Bugünkü konuğum Elgiz. Elgiz benim liseden arkadaşım. Elgiz'cim kısaca kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Beni kanalına davet ettiğin için abacığım. Adım Elgiz. Elgiz Çıtırkaya. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir yıldır da Bayraklı'daki bir hukuk bürosunda öğrenci olarak staj yapmaktayım. Süper. Peki Elgiz kısaca hukuk eğitimini özetleyebilir misin bize? Yani staj süresi ne kadar oluyor? İşte bunun dışında mesela ben devamsızlık probleminin olmadığını biliyorum. Bunun dışında mesela neler var işte? Evet. Bunlardan bahsedebilir misin? Bilindiği üzere hukuk fakültesi 4 yıllık bir eğitimden geçiriliyor. Gerçi şu an 5 yıl olma durumları konuşuluyor ama daha net kesin değil diye biliyorum. İşte 1. sınıfta medeni hukuk, işte anayasa hukuku, Roma hukuku, iktisat gibi dersler var. 2. sınıfta ceza genel, borçlar genel, işte uluslararası kamu, 3. sınıfta ceza özel, borçlar özel, İşte medeni usul gibi dersler, 4. sınıfta da ceza muhakemesi kanunu, işte deniz hukuku, iş hukuku, bu gibi derslerle tek tek binanın yapı taşlarını üst üste koyar gibi, yani 1. sınıfta aldığımız dersler temelini oluşturuyor. Medeni hukukta boşanmayı görüyoruz, kişiler hukukunu görüyoruz, temelini 3. sınıfta göreceğimiz eşya hukuku, mülkiyet, zilliyet, onlar falan oluşturuyor. 4 yıllık bir eğitimden geçtiğimiz zaman 1 yıl zorunlu stajımız var. Avukatlık bürosunda. Okul bittikten sonra mı? Aynen, okul gerekiyor. Bittikten sonra asıl bizim zorunlu stajımız başlıyor aslında. 1 yıl boyunca 6 ay adliye, 6 ay da büroda olmak üzere. Genel olarak stajyerlere veya yeni mezunlara nasıl davranılıyor? Onun dışında ne bileyim iş rahat mı yani? Şimdi şöyle anlatayım, işimiz bir kere stres açısından çok zor, yani hani çok stresli bir işimiz var. Sürekli süreler kaçmasın, bu konu var zaten. Mesela en dikkat ettiğimiz şey budur. Atıyorum bir tebligat geldi, işte 2 hafta mı süremiz var, cevap yazma süremiz var, o kaçmasın. Sürekli aslında bir insanların hayatlarıyla oynama içerisindeyiz, bu sıkıntılı. Ama onun dışında gerçekten çok çok zevkli bir meslek. Gerçekten her sabah şarjda olmuş bir şekilde gidiyoruz ofise. Hani böyle günaydın, günaydın böyle. Gerçekten herkes böyle sıcakkanlı yaklaşıyor. Şunu yaptık mı, bunu yaptık mı? Her gün aramam gereken, mesela atıyorum, borçlular oluyor. Yani şirketlerle görüşmem gereken konular oluyor. Kendime göre ayarlıyorum. Yani 4 yıllık hukuk fakültesi eğitimimi bitirdim. Bu arada hukuk demek gerçekten çok zor. 4 yıllık eğitimimi bitirdim. 1 senelik stajımı da yaptım. Bunları tamamladıktan sonra direkt avukat mı oluyorum? Yoksa avukat olmak için ekstra bir sınava falan tabi tutulmam gerekiyor mu? Hakimlik, savcılık evet. için neler yapmam gerekiyor? Bunlar konusunda bilgin var mı? Şimdi bu konuya gelince 4 yıllık bir fakülteyi bitirdik. 1 yıllık yasal stajımızı yaptık. Daha sonra ruhsat alma zamanımız var. 2-3 ay sonra da ruhsatımız geliyor elimize. Sanırsam 2019'da yeni bir yargı stratejisi çıktı diyebiliyorum. Hukuk mesleklerine giriş sınavı adı altında bir sınav yapacaklarını belirttiler. Bu sınav 100 soru, 100 dakika şeklinde. Yine ÖSYM'nin düzenlediği bir sınav şeklinde olacakmış. Bu sınavı geçtikten sonra, yani bu aslında avukatlık sınavı gibi. Bundan sonra avukatlık yapabiliyormuşuz. Mesela hakimlik, savcılıkta da şu olay var. Bu sınava giriyoruz. Geçtikten sonra hakimlik, savcılık sınavına girme aşamamız ekleniyor gibi yani. Direkt lönk diye hakimlik, savcılık sınavına giremiyoruz diye araştırdım ben. Anladım. Onun yani dışında, önceden böyle bir şey yoktu herhalde ki evet, kimseden evet. duymuyorduk yani. Evet. Yani aslında bir bakıma iyi oldu. Elenenler elenecek. Çünkü gerçekten çok boş, bilgisiz şekilde mezun olan insanlar var. Yani bu hakimlik, aslında savcılık, evet. Kafamızı çevirdiğimizde avukatlık bürosu görüyoruz yani. Bu evet, çok var böyle. Gerçekten. Şimdi hani bu sınav
Hakimlik savcılık sınavı kadar belirleyici, ayırıcı bir sınav olmayabilir belki ama bilgisi olanı direkt öne atacak bir sınav olacağını düşünüyorum ben. Umarım Hakimlik öyle olur. sınavı, evet inşallah bakalım. O da ilk defa sanırım 2024 yılında yapılacak. Onun dışında hakimlik savcılıktan bahsetmem gerekirse bir sınav var. Hakimlik savcılık sınavına giriyorsunuz, kazandınız. Yine o da 100 soru diyebiliyorum. 70 civarı almak lazım ama fakat sıralamaya göre puanlamalar artıyor yine. Artıyor, azalıyor şeklinde. Puanı aldıktan sonra sizi mülakata çağırıyorlar. Mülakatı geçtikten sonra staj başlıyor. Hakimlik savcılık stajı da 2 yıl sürüyor. 2 yıldan sonra tekrar bir sınava tabi tutuluyorlar. Sınavda da staj boyunca öğrendikleri bütün konulardan sorumlular. Hakimlik savcılıkta şöyle bir şey var, ondan da bahsedeyim. Atamalar duymuşsundur belki sen de. Bölge bölge değişiyor aslında. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye şehirlerimiz bölgelere ayrılmış bir durumda. Birinci bölgede sanırım 9 yıl mıydı, 7 yıl civarı kalıyorsun. Mesela birinci bölge dediğimiz en batı olan kısımlar sanırım. En Zaten son bölgelere doğru, yani 2-7 yıl arası değişen bir şeyler var. Yani hakim anladım, anladım. savcı olmak isteyen bir insan o atamalara birazcık göz yumacak. Yani düzenli bir yaşam sürdüremeyecek o şehirde. Ya ben de açık öğretimden adalet okuyorum. Yani daha önce sana söylemiştim zaten. Evet Benim evet konuştuk. araştırdığıma, ya ben yanlış hatırlamıyorsam, hakim olunca 2 senede bir falan şehir değiştirmek gerekiyor. Öyle bir, 2 yıldan fazla da olabilir bu. Bunu konuda çok emin 2-7 yıl değilim. arası diyebiliyorum Evet ben ya, bu yanlış. aslında Evet. çok zorlayıcı bir şey. Dediğin gibi bunu da Doğru. göze almak lazım. Tabii yani aslında bir bakıma haklılar. Çünkü senin atandığın yerler köy olacak. Yani küçük yerler olacak. Orada çok çevre kurmamak adına, tanınmamak adına Evet, böyle böyle taraflı sürekli bir karar atama. vermemek adına. Evet, tarafsız yargılama yapmak zorundalar sonuç olarak. Okul hayatına geçecek olursak, hocalarından memnun muydun? Hocalarının sence Evet. iyi hocalar mıydı? Eğitim, içerik açısından dolu hocalar mıydı? Şöyle bahsedeyim. Okulumuzun hocalarından gerçekten çok 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 memnunum. Okulumuzun yani hukuk fakültesinin sınav sistemi bir tık farklı. Ondan bahsedeyim ilk önce. Bizim derslerimiz senelik, dönemlik değil. Senelik olduğu için de birinci dönem bir vize, ikinci dönem bir vize, bir final şeklinde sınav oluyoruz. Yıl boyunca olduğumuz iki vizenin ortalaması katkı puanı olarak bizim finalimize ekleniyor. Yani mesela şöyle örnek verirsem, iki vizeye de girmediğini varsayayım. İki vize 0-0. Sıfırdaki ortalamanın katkı puanı -8 olarak geçiyor. Yani finale -8 ile geçiyorsun. Şöyle anlatacak olursam, finalde geçme notumuz 60. -8 ile girdiğin için bu finale 68 alsan aslında yeterli. Tabii ki ama konu yoğunluğu da o kadar fazla. Herkes böyle basit düşünüyor ama böyle olmuyor kesinlikle. Hiç de buna cesaret edemedim. Şöyle, iki vizenin ortalaması 80 ve üzeri olunca da finale girmeden o dersten muaf sayılıyorsun. Ve üstüne 80 işte 90 gibi ortalamaların üstüne 80 üzerine artı 12 işte 90 üzerine artı 15 gibi puanlar eklenerek senin ortalama finaldeki notun ortalaması 92 şeklinde yazıyor. Transkriptine öyle geçiyor. Derslerimiz zaten full teorik. Hocalar konuyu anlatır. Ders kitaptan okur, slayt üzerinden işler. Zaten büyük büyük amfilerde yaşıyoruz yani. Hani mikrofonla falan konuşuyorlar. Geldiklerinde şaşırmasınlar. Ben bir şok olmuştum ilk görünce. Konuları anlatır, örnekler verir ama asıl öğrendiğimiz, konuyu öğrendiğimiz nokta derslerin pratikleridir. Yani bunu medeniyede gördük, pratiği, cezada, borçlarda. Hemen hemen çoğu derslerde pratik yapıyoruz yani. Her dersi, her konuyu işliyoruz, üzerine pratik çözüyoruz. Pratik dediğim şey de şu, A, B'yi öldürmüştür, bunun işlediği suç nedir, neticesi nedir falan. Bu tarz şeyler. Bir Konu bakıma olay verir bize. O olayı hukuk problemi yorumlarız. yani. Aynen. Gerçekten somut bir olay veriyor bize. Onu yorumluyoruz. Yorumlarımızı katıyoruz. Şu 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 gerçekleşmiştir. Bazen kanun maddelerine dayandırarak yazıyoruz. Bir de şu yanlış var. İşte kanun
ezberliyor musunuz sorusuyla çok karşı karşıya kalıyorum. Ezberlemiyoruz asla. Yok böyle bir şey zaten. Yani benim bir kere zaten ezberim çok kötü. Zaten biliyorsun ben sayısalcıydım. Bölümü yapamayacak olsam en başta ben elenirdim zaten. Sayısal olmanın da avantajı çok. Çünkü hukuk bir sözel bölümü değil. Eşit ağırlık bölümü bilindiği üzere. Yani matematik giriyor işin içine. Bu matematik birinci sınıfta bahsettiğim iktisat dersinde, daha sonra miras dersinde hani çoğu yerde önümüze çıkıyor yine. Kanunları olaya uygularken bazı kanun maddeleri iç içe giriyor. Yani bunu ayıklamak Evet, aslında bir evet. mantık işidir yani. Onu yerine yerleştirmek, bir yapbozun parçaları gibi yani. Bu bir mantık, matematiksel zeka isteyen de bir iştir diye düşünüyorum. Başka sormak istediğim bir soru yok. Sen hukuk fakültesi tercih etmek isteyenlere ya da hukuk fakültesi düşünenlere ne önerirsin? Yani söylemek istediğin bir şey var mı onlara? Bir kere gerçekten ne istediklerini tartsınlar. Yani ben gerçekten bunu yapabilir miyim? Benim annem babam avukat, ben de avukat olayım veya dayım noter, ben de noter olayım gibi değil. Ben gerçekten bu işi sever miyim, yapabilir miyim? Kendilerinde yani o mesleğin içinde hayal etsinler. Ben bunu çok denedim tercih dönemimde. Muhatap olduğunuz insanlar halk, müvekkiller, hep sokaktan geçen insanlar. Her türlü soruya saygısızlığa maruz kalabiliyorsunuz maalesef. Özellikle yani bu icra haciz işlemlerinde bile avukatların üzerine yüründü. İşte silah dayandı kafasına. Hatta daha geçen gün orada oldu. Eskisi kadar saygınlığı gösteremiyor bu mesleğe. Gerçekten çok sayıda avukat mezun oluyor bir de her yıl. Bunların arasından işte sıyrılmak önemli olan. Girdiğin üniversite elbette ki sana üniversitenin adı, hocaların ismi belli başlı bir fark yaratır. Fakat senin nasıl girdiğin, nasıl çıktın? Yani bu 4 yıl boyunca kendine neler kattığın önemli olan. En basitinden benim yaptığım iş, atıyorum staj, öğrenciyken staj yapmak. Bu zorunlu olan bir şey değil. Ve bunu bütün hukuk öğrencileri yapmıyor. Dümdüz okuyorlar, bitirince normal stajını yapıyorlar, yasal stajını. Ondan sonra bir işe başlıyorlar. Gerçekten bitirdikten sonra bir iş görüşmesine gittiğinde, ben bir yıl boyunca öğrenciyken çalıştım dediğinde, hani insanlar sana bu dolu dolu, bu işte atıyorum dilekçe yazmayı artık öğrenmiş bir şekilde hani hızlıca takip açabilir, icra takip açabilir veya uyap kullanabilir yani müvekkille iletişimlerini güçlendirmiştir gibi bir şekilde bakıyor olabilirler. Onun dışında dediğim gibi gerçekten çok keyifli bir meslek. Aşırı zevk alıyorsun. Her müvekkille konuşurken, onun hukuki sorunlarını çözmeye çalışırken, yani ben dinliyorum dışarıdan dış göz olarak. Onun psikolojik tahlillerini yapmaya çalışıyorum ve bu çok hoşuma gidiyor yani. Gerçekten çok avuttuğumuz da oldu. Hani boşanan çift gelir barıştırıp gönderdiğimiz çok oldu. Asıl amaç müvekkillerin yanında olduğunu belirtmek. Sırf ben paramı alayım gideyim kafasında değil de yardımcı olalım şu şekilde bu şekilde. Yani çok da ağlayan oldu, çok da sızlayan oldu. Zaten adliyeler de öyle yani. Adliyedeyken de bunu fark ettim. Bu çok acı gerçekten ama hani çok ağlayan, sızlayan oldu. Yani kelepçelerle yürüyen, giden, çok hayatın içinden. Yani bunu çok seviyorum aslında. Yoldan geçen bir insanla bile hukuk hakkında konuşacağın şeyler vardır. Atıyorum senin için üzücü bu. İnşaat mühendisi hakkında yoldan geçen biriyle yani inşaat da bir bakıma ama mesela endüstri hakkında çok da konuşma yapılamayabilir belki. Yani benim isteğim bu yönde olduğu için mutluyum şu anlık ve sabır gerektiren bir iş. Her şey için teşekkür ederim. Kanalıma da konuk olduğun Ne için. demek? Peki arkadaşlar, sorularınızı, söylemek istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.